merhabalar. Haberim Hamsi TV'de 15 günde bir gerçekleştirdiğimiz kültür sanat başlığı altındaki tarih programımız Ebruli Saatleri hoş geldiniz. Sizlerle birlikte program konuklarımla Trabzon'u, Trabzon'un tarihini, geçmiş yıllarını, anılarını konuşacağız demiştik. Trabzon'un yaşanmış tarihine, sosyal hayatına tanıklık etmiş, yaşamış kişileri Haberim Hamsi TV stüdyolarında bilgileri doğrultusunda kah konuk edip ağırlayacağız. Kah mekanlarına giderek ziyaretlerimizle onurlandıracağız. Bizler buradan Trabzon'a bir arşiv niteliği oluşturmak, bizden sonraki nesillere bir şeyleri bilgilendirip gösterebilmenin bilincinde, Trabzon'daki böyle bir tarihi altyapıya sahip geçmişimizin olduğunu anlatabilmek ve elbette örnek teşkil edebilmek. Zaman zaman da kültür sanat hayatına katkıda bulunan yazarımızı, çizerimizi Haberim Hamsi TV stüdyolarında siz izleyicilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşamakta bizlere buradan düşen paye olacak. Evet, bu akşamki konuğumda Trabzonlu kadın sanatçımız şair Neslihan Eyüboğlu. Merhabalar Neslihan Hanım. Merhabalar Ebru Hanım. Ebru'lu saatlere hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Koşuşturmalarınız koşuşturmaca, arasında. Koşuşturmaca, evet. Kültür sanat koşuşturmacası devam ediyor. Çok güzel. Biliyorsunuz Türkiye denince akla Trabzon, Trabzon denince akla kültür sanat edebiyat şehri geliyor. Biz de bu anlamda çalışmalara devam ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Haberim Hamsi TV manşet 61 izleyicileri, takipçileri. Bu akşam sizlere farklı bir merhaba demek istiyorum. Neslihan Hanım'ın ön sözüyle, farklı bir merhabayla onu sizlere anlatmak istiyorum. Bakmayın böyle hüzünlü şiirler yazdığıma, uzaklara bakıp dalıp gittiğime bakmayın. Her şiirde bir hasret, bir hazan olduğuna bakmayın. Yaşıyorum ben de sizler gibi. Yaşıyorum, yoruyor hayat beni, yoruyor insanlar. Bu saatten sonra aşk acısı çekecek değilim. Ama aşk acısı çekenlere bile üzülüyorum. Yazmak gerekir en güzelinden yazmak. Heceleri havada uçurup, kalemi sevda mürekkebine sürüp toplamak gerekir bir araya. Aşk dediğin üç harfi tek hece nasıl da madara ediyor bizi ulu orta. Söyleyin hangi şairin kalemi benimkinden daha usta? Kim yazmakla bitirebilir sevdaları? Birini yazsam öteki bekliyor sırada. Aşkın tarifi olsa birçok şair can vermez, kalem kırmazdı bu yolda. Evet, herkes kendi gönlünün şairidir. Herkes bir şiir yazabilir sevdasına. Fakat anlama olur mu yarı şiiri yürekten okuyup anlamazsa? Herkes sanır ki çok kolaydır bir şiirin sonuna nokta koymak. Lakin en zoru budur bir şair için yazılan hasreti, sevdayı, vuslatı bir nokta ile sonlandırmak. Şimdi bana da düştü bu ham denen dünyada tanıklık ettiklerimi yazmak. Satırları birleştirip son noktayı koymak. Yazmalıyım en güzelinden ki şart geriye bir isim bırakmak. Benden öncekiler yazdı, geçti, saldı sırasını. Benden sonrakiler aşkı nasıl kaleme alacak? O kadar kolay değil yazılanları okumak. Yeterli değil alfabemin A'sından Z'sine kadar ezberleyip tamamlamak. Çok ön söz okuyan bir toplum değiliz. Malum çok zor zamanla yarışmak. Ama zor değil bir ön söz okuyup daha kitabı okumaya başlamadan sonuna varmak. Şimdi sakın düşünmeyin ben nerede ne haldeyim diye. Kalemi elinde gezen bir divaneyim. Gidilen yollar yol değildi, lakin ben hep yolun manzarasını sevdim. Hala yeni umutlarla tanışacak, yeni umutlarla yaşanacak mavi anıları beklemekteyim. Bir salıncak kurdum masmavi göklere. Ucunu değdirdim mutlaka yeryüzüne. Alçaktakiler küçüldüğümü düşünseler de
uçmak için kanatlara değil, hayallere ihtiyacım var belki de. Evet, Tezcan Hanım. Sesinize, nefesinize sağlık. Sizin ön sözünüzle bu akşam başladı söyledim. Teşekkür farklı ediyorum. Bir merhaba demek evet. istedim, anlatmak istedim. Buradan takipçilerimize sizi tanımaları ve fikir edinmeleri açısından nacizane seslendirdim. Çok seslendirmeye güzel oldu. Çalıştım. Nefesinize sağlık. Umarım bir şeyleri sizlere hissettirebilmişimdir sevgili takipçilerimiz. Sürçülisan ettiysek de buradan af dileklerimizle. Evet Neslihan Hanım, ben sizin ifadelerinizle, sizin ön sözünüzle anlattım. Bir de sizden canlı olarak dinleyelim. Neslihan Eyüboğlu kimdir? Ne de dünyaya gelmiştir? Ne zaman bu işe başlamıştır? Anlatır mısınız bize? Neslihan Eyüboğlu kimdir? Neslihan Eyüboğlu Trabzon Maçka doğumlu. Bir öğretmen babanın kızı. Ev hanımı bir annenin kızı. Şu anda evli, üç çocuk annesi. Maşallah. Mutlu, huzurlu bir hayatı olan bir ev hanımı aslında Neslihan Eyüboğlu. Çok güzel. Şiire gönül vermiş bir bayan. Dolayısıyla kendim için ne yapabilirim aşamasına girdiğim anda aslında evet ben şair olmalıymışım. Ben bir sanatçı olmalıymışım ve alkışlanmalıyım. Ben alkışlanmalıyım, ben yazmalıyım. Takdir edilmelisiniz. Evet, takdir edilmeliyim bir bayan olarak. Evet. Takdir edilmeliyim ve alkışlanmalıyım boyutuna olay geliyor. 15 yaşında ilk yazdığım şiirle Türkiye üçüncüsü oldum bir çok yarışmada. Güzel. Dolayısıyla o gündür, bugündür, bugüne kadar yazılan bütün şiirleri bir kitap haline getirdik, toparladık. 15 senenin emeği var şu anda evet, bir duble evet bir duble sır kitabında 15 senenin emeği var. Benim bu olaya girmemdeki asıl amaç bir kadın olarak bu ülkede neler yapabiliriz? Evet, ben de soracağım evet, size bunu. Ülkemizde kadın olmak, bu, kadın sanatçı olmak. Evet, bu aşamada kendime bir yön vermek istedim ve başladık, yazmaya başladık. Sanat camiasının içerisine girdik. İyi de yapmışsınız, ne güzel olmuş. Evet, üniversite mezunuyum. Farklı yaptığım bir iş yok. Sadece çocuklarım alerjik astım hastası. Dolayısıyla bunların bakımını benden başka hiç kimse sağlayamıyor. Üç tane çocuk için tüm geleceği bir tarafa bırakıp sadece güzel. Uygun olduğum zamanlarda sanat icra etmeye çalışıyoruz. Çok da güzel. İyi de böyle. Yapıyorsunuz. Peki Neslihan Hanım, ülkemizde bir kadın sanatçı olarak ya da kadın olarak aslında daha evrensel boyutta sorarsak, alanında belki de gelinebilecek en üst nokta nedir size göre? Nedir bu konuda gözlemleriniz? Şimdi şöyle, kadın olarak aslında yaşamak her şeyden önce çok zor bir zanaat. Evet. Her meslek alanında, evet. Her meslek alanında. Bu bizim yaratılışımızdan başlayın, duygusal işin duygusal boyutuna kadar çok zor bir zanaat aslında icra ediyoruz. Evet, kesinlikle zanaat çok zor bir zanaat icra ediyoruz. Yeri geliyor anne oluyorsunuz, yeri geliyor iş kadını oluyorsunuz, yeri geliyor eş oluyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz, dost oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Zaten zor bir zanaatı icra etmeye çalışıyoruz. Sanat camiasında ki duruma gelince tabii ki her şeyin bir farkındalığı oluyor. Bir bayan olarak duruşunuz, duygularınız daha etkili. Ne kadar az olmamıza rağmen bir o kadar da öz çalışan insanlarız bu aşamada. Öz yazan insanlarız. Ben her zaman söylüyorum, kadın olmak zor zanaattı. Devir kadını zorladı. Kadın devre direndi ve zanaatkar kaldı. İşçi evet, olmaya devam. Evet, evet. Ben bu sanat aşamasına girdiğim andan itibaren bu işi tamamıyla desteksiz yaptım. Evet. Ne bir ailemden destek aldım, ne herhangi bir iş yerinden destek almadım, herhangi bir sponsorum olmadı, bir gazete, bir reklam gücüm olmadı, televizyon gücüm olmadı arkamda. Tamamıyla kendi çabalarımla, kendi kitabımı Kültür Bakanlığı onaylı, evet. Kendim bastırdım. Ve dağıtımı, bütün reklam boyutu, her şey bana ait bu olayın. İlk çıkan baskımla birlikte yurt dışına kadar açılabildim. Ay, yani ilk çıkan kitabımın ilk baskısı yurt dışına kadar da gitti.
Dolayısıyla şu aşamada baktığım zaman evet, kadın olmak çok zor. Lakin ben bir örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Evet. Öyle de olmak istiyorum açıkçası. Bir kadın neler yapabilir? Evet, Trabzonlu, Trabzon Maçkalı, ev hanımı bir kadın. Aslanlar gibi isterse aslanlar gibi çıkıp sanatını da icra eder. Bunu bırakın kendi ülkemiz, yurt dışına kadar da kendini götürebilir. Adını da götürür. Kesinlikle. Peki evli olduğunuzu ve üç çocuk annesi olduğunuzu söylediniz. Çok güzel, takdir edilecek artılıklar bunlar. Evlilik durumunun sanat icrasında etkileri nelerdir size göre Nesli Hanım? Şimdi her şeyin başı öncelikle güvendir. Yani ailelerin birbirine, eşlerin birbirine karşı bir güveni olduktan sonra, erkek kendi duruşunu, kadın kendi duruşunu bozmadıktan sonra farklı bir durum olacağını ben düşünmüyorum. Yani sonuçta ben bir memur da olsaydım aynı şey geçerliydi. Evet. Bir özel sektörde bir iş de yapıyor olsaydım aynı şey geçerli olacaktı. Eşimin sağ olsun sanatıma karşı saygısından ziyade çok da güzel bir desteği var. Çok güzel. Biz de teşekkür ediyoruz sizi bize kazandırdığı için. Teşekkürler. Sizce bir kadın sanatçı gözüyle Trabzon'da sanat ne aşamada? Çünkü malum Trabzonlu bir sanatçısınız sonuçta. Bu aşama aslında bizim için çok önemli. Dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi, Türkiye denince akla Trabzon, Trabzon denince akla kültür sanat geliyor. Şehri. Ve edebiyat geliyor. Dolayısıyla çok fazla şairimiz, çok fazla yazarımız olmasına rağmen henüz kendini ön plana çıkaramayan kalemdaşlarımız da var bu anlamda. Yapılan çalışmalar aslında yanlış yapılan bazı çalışmalar düzeltilirse, bunlara da örnekler verebiliriz. Çok güzel bir boyut ilerleyecek, çok güzel bir şekilde kendimizi eski Trabzon sanatını icra eder bir şekilde bulabiliriz. Sadece yapılan birkaç hata diyelim buna. Hatayı düzeltmek yeterli olacaktır. Mesela bunun en ufak örneğini şöyle verelim. Buyurun. Yapılan şiir dinletileri. Ben bu sanat camiasının içerisine Trabzon'da girdiğim zaman şunu söylediler. Bir şiir dinletisi yapıldığı zaman Neslihan Hanım, hiç kimse buraya gelip katılmıyor. Hiç kimse dinlemiyor. Evet. Bakalım dedim, nasıl bir ortamda şiir rica ediyorsunuz? Bir yerde bir hata vardır mutlaka. Hani biz genciz, çok fazla anlamıyoruz ama mutlaka bir yerde bir hata vardır dendiğinde, ortama girdiğinizde şunu fark ediyorsunuz. Sanat sadece sanatçıya icra ediliyor. Birkaç tane sanatçı bir araya geliyor ve birbirlerinin sanatını birbirlerine icra ediyorlar. Bu değil aslında sanat. Kesinlikle bu değil. Yanlışlar var. Ortada yanlışlar var. Yapılan etkinliklerin zamanlaması, yapılan etkinliklerin reklam boyutu, ki bu aşamada gazetelerimize, radyolarımıza da çok büyük işler düşüyor. Basına büyük iş düşüyor. Yapılan etkinlikleri duyurmak babında zorlanan arkadaşlarımız var. Bir imza yapıyorlar, bir şiir dinletisi yapıyorlar. Tabii, basına bunu verdiğiniz zaman sağ olsunlar, bu zamana kadar biz öyle bir şeyle karşılaşmadık. Basın hep arkamızda oldu. Lakin zorluk çeken arkadaşlar da var. Tabii, bazen öyle bir oluyor ki. Tabii ki. Biz, bir de hani davet uslubu var, nezaketen yapılan davranışlar var. Lakin her ne olursa olsun, yani bu sanatı kim icra ediyorsa ona destek vermek gerekiyor. Ve reklam boyutunu da arttırmak gerekiyor. Kesinlikle. Duyurmak, faaliyetleri ve duyurmak. Şimdi öyle sanatçılarımız var ki bir kitap çıkarıyorlar. Ben bu kitabı kitap evine koydum. İsteyen gider oradan alır. Ben işte kimseye kitabımı al diyemem. Ama bu aşamada işte şu oluyor, sadece sizi tanıyanlar gidip o kitabı oradan alabilirler. Büyük tanıtımı yapılmamış oluyor. Tabii ki bu kitabın bir tanıtımı, bir imza günü, eğer şairse bir şiir dinletisi yapılmadıktan sonra zaten kendi şehrinizde dahi tanınmakta ya da kendinizi tanıtmakta bir zorlaşıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Sadece. Ortada hiçbir yazar, hiçbir şair yokmuş gibi ya da edebiyata dair, kültür sanata dair yapılan hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Tarih anlamında çok iyi derecede araştırmalar, faaliyetler yürütülüyor. Lakin sadece tarih değil Trabzon. Evet, yani sadece tarih araştırması değil. Neden Trabzon'da her ay bir şiir dinletisi olmasın herhangi bir salonda ve şiir severler neden oraya toplanmasın? Kesinlikle, tabii ki. Ya da şehir dışından arkadaşlarımız
Bizim bir sürü var. Biz gidiyoruz oraya. Onları buraya getirdiğimiz zaman kültür sanat etkinlikleri, tabii ki çağırıyoruz, gidiyoruz. Onları buraya getireceğimiz zaman zorlanıyoruz Ebru Hanım. Kesinlikle. Çünkü ona uygun bir ortam çok fazla yok. Olmuyor. Finans durumu oluyor. Kalıp en önemli şey finansman burada. Kesinlikle. Çok önemli. Bunların çünkü çok o insanlar var. Biz oraya gittiğimizde büyük şehirlere gidiyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gidiyoruz. Onlar bizi orada ağırlıyorlar. Lakin biz onları buraya getirdiğimiz zaman bir kişi, iki kişi de olsa kesinlikle bunları ağırlamakta zorluk çekiyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla bu aşamalarda biraz desteklenme olabilirse çok iyi olur. Çünkü şiir çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çok önemli. Sanatın her bir, değerli şiir. Kesinlikle. Büyük bir duygu. Duygu yoğunluğu. Büyük bir duygu yoğunluğu. Ve bunu aslında insanlar ne kadar şiir okumayı sevmiyoruz deseler dahi sanatçıdan dinledikleri zaman nasıl ki bir müzik dinliyorsunuz. Kesinlikle. Daha bir hoş, daha bir oluyor. Güzel oluyor. Ben her oluyor. Zaman söylerim zaten Neslihan Hanım. Bir şairin şiirini en iyi kendisi seslendirebilir. Kesinlikle de öyle olmalı. Elbette ki seslendirme sanatçılarımızdan kastımız değil, çok iyi şiir seslendirenler var. Onlar hariç. Ama bir sanatçının o hangi duygularla mısrada neler hissettiğini anlatabilecek tek kişi, yani kendini refere edebilecek tek kişi kendisidir diye düşünüyorum. Evet. Neslihan Hanım, toplumun sanatçıya verdiği destek kadar az önce de söylediniz. Sanatçının sanatçıya verdiği destek nedir? Bizim Trabzon'da ne aşamadadır? Böyle bu anlamda birbirinize destek oluyor musunuz sanatçılar arasında? Şimdi bu konuyu da şöyle açıklayalım. Her alalım. İşte, yapılan her işte büyük bir kıskançlık vardır. Evet, mutlaka vardır. Mutlaka her vardır. İşin bir alt kademe, üst kademe, işte ne bileyim usta çırak arasında acaba çırak beni geçecek mi? Ya da ustam çok ileri giderse ben ona yetişemem gibi sıkıntılar, duygusal boyutta etkilenmeler olabilir. Her işte olduğu gibi sanat camiasının içerisinde de zaten çok büyük bir bu aslında buna kıskançlık demek de biraz ağır olabilir de şöyle olmalıdır. Ama kim iyi olmalı? Kim iyi gibi bir şey. Dozunu, boy ölçme evet. Diyelim ona. Bu tarz şeyler oluyor tabii ki. Ama Trabzon'da olmamalı. Trabzon insana bunu yapmamalı. Daha, Trabzon'daki sanatçılar daha naif, daha anlayışlı, birbirlerine daha sıkı çalışmalılar diye düşünüyorum. Evet, burada da oluyor. Mesela en ufak örneğini söyleyeyim size. Buyurun. Bizde yeni, her şeyin yenisine çömez gözüyle bakılır. Yani sen niye geldin ki buraya yani? Hani biz seni umursamıyoruz diye. Evet. Hatta bazen selam dahi vermezler bize. Evet. Hani o tarz olaylar oluyor. Ya da işte hayatında olur da kesinlikle, ama. Kesinlikle. Gerçek hayatta da neden yani bu şiiri güzel okuyamıyorsun ki? Neden buradasın sen? Evet. Hani o sahneye çıkmamalıydın gibi sözler, ifadeler alıyoruz da alan arkadaşlarımız da var. Tabii biz ki. Bayan olduğumuz için belki bizim yüzümüze çok fazla bunu lanse edemiyor insanlar ama sonradan arkadan duyunca üzülüyoruz. İşte aslında herkesin hevesini kesinlikle kırmamak gerekiyor. Yönlendirmek çok önemli. Evet, her işte oluyor ama bunu böyle bir hani şu şurada şu oldu, bu burada bu oldu diye anlatmaya gerek yok. Genel geçer. Oluyor. Zaten kesinlikle, kesinlikle oluyor. Ama olmamalı. Burada olmamalı. Trabzon. Evet, Trabzon insanında olmamalı. Çünkü bizim şu anda kültür sanat adına güçlenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü zaten kültür sanat şehri olarak Trabzon farklı bir atmosfere, farklı bir ruh yapısına sahiptir. Bu her zaman böyledir. Bu önceden de böyleydi. Ha, şimdi bir takım şeylerden dolayı daha geri plana sanat itilmiş olabilir. Ama altyapımız bu konuda çok sağlam bizim. Sanat da her işte olduğu gibi usta, kalfa, usta, çırak ilişkisi mutlaka vardır. Evet, lakin evet, evet. Burada bencillik çok önemlidir. Usta eğer kalfaya ve çırağa işi öğretmezse meslek ölecek orada. Evet, devam etmeyecek. Kesinlikle. Kalfa ve çırak da ustadan kibirlik gösterip de mesleği öğrenmezse yine meslek ölecek. Evet, evet. Ortadaki mesleği yok etmeye gerek yok aslında. İşte alt üst ilişkilerinin kesinlikle çok güzel sık olması gerekiyor. Alttakiler saygıyı bilecek, öğrenmeye hevesleyecekler ve bunu üslubu güzel bir şekilde rica edecekler büyüklerinden. Üstekiler, büyükler de biraz sevgi gösterecek. Kesinlikle. Aa, şu aşağıda kim varmış, bir de bunlara bakalım. Ya da bu yenilere de bir şey öğretelim ki bizden sonra gelenlere de
onlar öğretsinler mantığını gütmemiz gerekir. Kesinlikle ben evet bunu da önemsiyorum en azından sanatın devamlılığı açısından. Neslihan Hanım, bir kadın sanatçı olarak son günlerde gündemden düşmeyen kadın çocuk istismarı ile ilgili olarak bize söylemek istedikleriniz neler? Evet, aslında en önemli konu şu anda en önemli konu bu. Gerçeğimiz. Maalesef ki en acı durumda bu. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Evet, toplumda bizler yaşıyoruz. Biz gibi insanlar yaşıyor. Kesinlikle. Aileler. Evet. Teyzenizin, dayınızın çocuğu. Tabii ki. Onun ötekinin kuzeni. Yani biz burada hep aslında baktığımızda bir akrabayız, değil mi? Tabii ki. En büyük burada olay aileye düşüyor. Evet. En büyük olay aileye. Eğitim yani, ailede başlıyor. Kesinlikle. Zaten. En büyük sonra okul hayatı. Önemli olan detay burada aile. Aile çocuk baştan ailenin içerisinde eğitimi alıyor, sonra okulda eğitimi alıyor. Ve sonra da toplumda alabilecek olduğu eğitimi alıyor. Bunu önleyebilmek için neler yapabiliriz? Aslında her şeyden önce çocuk istismarında, çocuk bedenini tanımaya başladığı an, dokunulmaması gereken organları, evet. Bayanlar kız çocuklarına, beyler de erkek çocuklarına, bu organa olabilir. Dokunulmaması gerekiyor. Kim? Buna dokunulduğu zaman hiçbir şeye vermediğin tepkiyi buna ver. Diye hayır gösterir. Hayır demeyi burada öğretmek gerekiyor. Belki yaşlarda. Bu tarz eğitimleri verebilirsek anne babalar olarak ya da işte ne bileyim aileler aslında çok yorgunlar. Artık eskisi gibi hani ekmek aslanın ağzındaydı, mideye düştü. Şu anda bayağı bir bağırsaklara inmiş durumda. Nasıl çıkaracağını kimse bilmiyor. Evet, yoğun çalışma temposu. Evet. Anneler eve geç gidiyor. Babalar eve geç gidiyor. Dolayısıyla çocuklar bakıcıların elinde büyüyor. Ya da işte ne bileyim yaşça büyük olan ablalarının, abilerinin elinde büyüyor. Komşuların elinde büyüyor. Kesinlikle. Böyle büyüyen bir çocuktan da sağlıklı bir birey bekleyemezsiniz. Her şeyi öğrenerek büyümesi açısından zaten büyük bir eksiklik olur. Kesinlikle. Bu detaylar dikkate kendi alırsa, çocuğun kendi gelişimiyle ilgili detaylar çocuklara aslında öğretilirse bence bir nebze önünü alabiliriz. Ve dediğim gibi cezai yaptırımların da bu konuda etkisi cezai yaptırımların sonra... cezai yaptırımların hiçbir etkisi ama... olacağını şöyle düşünmüyorum. Neden? Bunu yapanlar zaten bunu çocuklara yapanlar sağlıklı insanlar değil. Evet işte. Vicdan ve merhamet sahibi insanlar Hı-hı. değil. Şimdi akli dengesi yerinde olmayan ya da bu cezai yaptırımı beyin olarak düşünemeyecek olan bir insana bir cezai yaptırım verseniz ne olabilir ki? İşte farklı yöntemlerle. Bir korkutma olmaz ki. Evet. Adam bunu yapan insanlar ya genelde... Kolunu kesmek mi gerekiyor? Hayır şöyle Hanım. Bir şey var. Bunu yapan insanlar genelde ya uyuşturucu alıyordur, ya hap kullanıyordur, ya alkol alıyordur, ya da hastadırlar. Kesinlikle. Zaten bu insana ne yaparsanız değil. Yapın geri dönmeyecektir. Evet. Ama şöyle bir şey var. Biz gençlerimizi, çocuklarımızı takip etmezsek... Çocuklarımız nerede yaşıyor, evet. nerelere gidiyorlar, hangi kimle ortamlarda, arkadaşları kimlerdir? Kesinlikle. Bu ortamları kontrol Çekirdek etmedikten sonra eğitimde alakalı başlangıçta anne güne gidecek, çocuk evde oturuyor. Evet. Baba işte işten geç gelecek, kahveye gidecek ya da kahveye gidecek, çocuk evde odasında oturuyor, ne yapıyor hiçbir haberimiz yok. Oğlum evet. kızım sen orada yerinde iyi dur, sessiz dur, biz burada misafirlerle oynayalım, çocuk içeride ne yapıyor? Çocuk arkadaşıyla gelen komşunun oğluyla içeride ne yapıyor? Evet, kontrollü hani, olarak. Bunları çünkü aileler... bilemiyoruz. Bunları takip etmek gerekiyor. Belki bir şekilde evet. hani bunlar kesin çözümler değildirler ama bir yerden başlamamız lazım. Kesinlikle. Bir silkelenmemiz lazım. Çünkü Kesinlikle. Çocuk istismarı artık haddini almış, yakında önüne geçemeyeceğiz. Geçemeyeceğimiz hale gelecek. Kesinlikle. Zaten evet çocuklar açısından aile içi eğitim diyoruz ama ben ondan önce anne ve babanın eğitimiyle ilgili şimdi şöyle bir şey var. Sağlıklı bir nesil yetiştirirsek bundan sonraki nesilde de anne babalar sağlıklı yetişecektir evet. zaten. Şu anki 18 dönemde yaşına, anne babada bir problem olduğunu kesinlikle. Düşünüyorum. Kesinlikle. 18 yaşına gelmiş bir kıza siz şu terimi kullanamazsınız. Nasıl kocaya gideceksin? Hı hı. Sen nasıl karına bakacaksın? Bunu söylediğiniz zaman zaten şu oluyor.
direkt ona bir anne baba profili takmış oluyorsunuz siz. Yakasına ağır, evet, ağır olmalısın. Çocuk sonra da 19 yaşında 20 yaşında anneciğim işte bir kız arkadaşım var ben evleneyim askere gitmeden evleneyim. Tamam oğlum aslanım benim sen evlenirsin diyoruz diyorsunuz. Nişanlıyorsunuz evlendiriyorsunuz sonra da ayrılıklar, geçimsizlikler. Hayır ikisi sorunlar, de çocuk zaten. İşte ikisi de çocuk. Kaynaklı. Evde biri yumurta kırsa anne diyor ki oradan gelin sana yumurta mı kırdı yedirdi. İşte, ya o da çocuk, çocuk o da çocuk. İşte, ne oluyor? Sağlıksız ayrılık. Bir aile yetişiyor. Ve yetişemiyor ayrılıklarla geliyor. Kesinlikle ve eşler tamam. Böyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Farklı bir dünyalara kayıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir ayrılıklar oluyor. O arada bir de çocuk olduğunu düşünün. İşte yaşayamamışlık, yaşanmamışlıklar patlıyor. 2-3 gün önce bir hastanemizde çocuğun birini hanımefendi doğum yapmış, çocuğu bırakmış, gitmiş, istemiyormuş. Dedim ki bu çocuk ne olacak şimdi hani burada? Dediler ki hani istemedikten sonra anne devlet bir şey yapamaz. Ne olacak çocuk? Biraz bakılacak sonra yetiştirme yurduna artık nereye gidecekse. Vakti hayat var. Bu kadar kolay, kolay ve bu kadar basit bir çocuğun hayatına karar vermek. Atmak, evet. Aslında bunlarla ilgili çalışmalar yapılsa biraz daha sağlıklı nesiller yetişecek ve bu sağlıklı nesiller de böyle devam beraberlik edecek. Beraberlik zincirleme olarak devam edecek. Ben şiirle ilgili biraz gündem konularından bahsettik. Şiirle ilgili tekrar devam etmek istiyorum. Sanatçının şiiri yazması kadar okurun da şiiri okuyup anlaması ne derece önemlidir size göre? Şöyle onu da şöyle anlatalım. Ne yaparsanız yapın sanatçının ruh halini anlayamazsınız. Evet. Şimdi hangi psikolojiyle yazdığı falan. Siz bir bardak kime yazdığı, siz güzel. Bir bardak çay düşünün. Evet. O çaya baktığınızda sadece çay görürsünüz. Çay. Orada bir bardak çay var ya da yarım kalmış bir bardak çay var. Biz ona baktığımızda çok farklı açılardan bakıyoruz. Bu çayı kim içmiş? Neden yarım bırakmış? İşte acaba ne düşünmüş bu çayı içerken diyerekten hemen ona bir orada bir yazılım getiriyoruz. Hemen bir duygu fanusunun içerisine onu koyuyoruz. Evet. Ve kimin olursa olsun bu sadece kendi içtiğiniz çay değil. Bir masanın birine oturacaksınız orada yarım kalan bir bardak çay var. İlk düşündüğümüz şey bir sanatçılar mesela ben şahsım adıma konuşayım. Gene bu çay neden yarım kalmış? Yarım kalmış. Çay. Hani çay hayatın en büyük mutluluğudur belki de. Hani kesinlikle sevmeyek de yoktur. Evet, yoktur. Bu çay neden yarım kalmış? Ya da işte orada iki tane dudak izi görüyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgiliyle içilen bir çay yarım kalmış. Yarım kalmış. Bu detayları yoğurup bir hikaye haline sonra o hikayeyi de bir şiir haline getiriyorsunuz. Getiren kişi sanatçı zaten. Kesinlikle. Sanatçı kesinlikle. Olmasının sebebi o zaten. Evet. Ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde bir şiirin o sanatçı tarafından hangi ruh haliyle yazıldığını anlayamazsınız. Ama biraz da olsa o ruh haline bürünebilirsiniz. Hayal edip, empati tabii ki, kurarak, kesinlikle duygularla. Başlığından, işte bayan ya da şairin bayan ya da erkek oluşundan, şiirin başlığından, ilk mısra ya da arada tekrarlanan mısralar ve son mısra genelde büyük bir duygunun belirtisidir orada. Ve biraz oralara bakarak aslında o ruh haline hemen bürünebilir insan. Dolayısıyla yazmak kadar okumak da bir sanattır. Önemli bir sanat hatta. Evet, nasıl ki biz yazma açısından kendimizi yetiştiriyorsak, eğitiyorsak, okuma da böyle hani bu kitabı aldım, bunu böyle bakayım, sağını solunu karıştırayım, çevireyim, düz yazı gibi okuyayım ya da hiçbir duygu katmadan bunu okudum, tamam beğendim ya da beğenmedim değil. O ruh haline bürünmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bayansa bayan, erkekse erkek. Evet, okurlarımıza buradan mesaj da gitmiş oldu. Ben kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Evet, Haberim Hamsi TV manşet atmış, bir TV izleyicileri. Bir Duble Sır adlı kitabı Neslihan Hanım'ın. Neden isminin Bir Duble Sır olduğunu sormak istiyorum. Gerçi kitabınızdaki şiirleri okuyunca iki haftadır beri ben de okudum ciddi. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldiler. Ön sözüyle etkilemişti beni. Sır olmaktan çıktı artık.
bize mal olmuş oldu. Hatta kesinlikle. Amacına kesinlikle ulaşmış oldu. Ben ne kadar sır desem de aslında sır olmaktan çıkıyor. Çıkmış. Şimdi onu açıklayalım. Buyurun. Kitabın içerisindeki şiirlerin gerçekten hepsinin birer tane sahibi var. Çünkü ben kendimi yazmaktan ziyade, sadece kendimi yazmaktan ziyade çevremde yaşayan insanların yaşadıkları olayları, yaşadıkları acı tatlı hikayeleri de dile almaya çalıştım. Her şiirin bir sahibi var. Lakin o sahipler bu şiirleri hak ediyor mu dediğiniz zaman da hak etmeyenler olabilir. Kesinlikle. Sebeptir, etkendir. Kesinlikle yazmaya. Herkese bir şiir yazılabilir ama herkes bana bir şiir yazıldı diye gururlanmalı mıdır aşamasına girdiğinizde? Evet, bütün şiirlerin bir sahibi var. Bu annemdir, kardeşimdir, arkadaşımdır, sokakta geçen bir insandır. Ama bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Sadece ben biliyorum. Herkesin hayatından sırları toparladım. Evet. Ve bir duble sıra sığdırdım. Sığdırdınız, iyi de yaptınız. Kitabınızdan hangi tarz şiirler yazdınız genel olarak? Evet, kişilere, şahıslara ve etkilendiğiniz şeyleri kesinlikle yazmışsınız. Kesinlikle, serbest. Zaten belli kitabımda... Belli bir konusu yok. Hayır, belli aslında bir konusu yok. Siyasetten uzak, dinden ayrılmadan şiirlerimi yazıyorum. İnançımızdan ayrılmadan. Kesinlikle. Şu var, şiirler serbest ve çoğu şiirimde düz yazıyla yazılmış şiirler. Bundaki maksat da şu, artık insanlar roman okumaya çok yönelmiş durumdalar ve şiir kitapları kitap evlerinde en arka raflarda yer alıyor. Yer alıyor, bu da anlıyoruz. Hani işte kıta kıta yazılmış şiirleri ben okumayı çok sevmiyorum. İşte bana marş gibi geliyor bu şiirler diyen insanların da tekrardan şiire yöneltmek açısından, kazanmak, şiiri sevmelerini sağlamak açısından ben bu şekilde bir çalışma sergiledim. Çok da faydalı oldu benim için. Benim kitabım için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesajlarıyla, anlattığı hikayelerle insanın içine işleyen şiirler. Kesinlikle. İsterseniz Neslihan Hanım bir tane şiirinizi ya da bir iki şiirinizi buradan seslendirebilir. Şu çok önemli. Bu terimi de sürekli kullanıyorum. Duygu demek İnsan demek, duygu demek şiir demek, duygu demek insan demek. Şiir olmasa duygu olmuyor, duygu olmasa da insan olmuyor. Evet. Dolayısıyla çok iyi ve çok etkili bir sanat dalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şairliğin ve şiirin. Kesinlikle. Bir tane seslendirelim. Evet. Arka fon şiir olabilir miyiz şiir seslendirmesi için rejiden? Arka fonla birlikte seslendirelim. İsterseniz daha güzel olur. Bizi burada takip edenlere de iyi bir kulakla birlikte dinletivermiş oluruz. Kirlendik. Ayrı ayrı şehirlerde kirlendik. Beyazdan yol alalım derken sahte gönüllerde elekten geçtik. Siyahın en siyahına benzedik. Kirlendik. Yosun tuttu yürek kıyılarımız. Bakmaz oldu yüzümüze dostlarımız. Sağımızı aratır oldu sol yanımız. Yönümüzü kaybettik, sendeledik. Kirlendik. İsyankar oldu sevmeye meyilli fikirlerimiz. Suya gidip susuz döndü sevdiklerimiz. Köşe başında kaldı bekleyenlerimiz. Yıprandık, eğildik, büküldük hepimiz. Kirlendik. Ar denen bir söz kalmadı dillerde. Şereften, haysiyetten bahsetmek mi? Harfi geçmez oldu sözlerimizde. Sözler kirlendi, biz tükendik. Kirlendik, tüm kaldırım taşlarını oynattık yerinden. Kirli bedenleri kabul edenini görmedik. Bu deniz kaybetmişse rengini bizdendir. Ne yaptıysak biz kendimize ettik. Çok güzel. Kaleminize, yüreğinize, teşekkür ediyoruz. Sesinize sağlık. Gerçekten ne güzel mesajlar veriyor. Şiir güzel bir dil. Güzel bir anlatım. Güzel bir anlatım. Gerçekten insanın
içine işleyen bir sanat dalı ve siz de bunu gördüğüm kadarıyla güzel bir şekilde icra ediyorsunuz. Okuduğum şiirlerinizde de öyle hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şiir yazan bir kişi olarak. Evet Neslihan Hanım, kitabınızın 6. baskısını görüyorum. Evet. 1 yaşında bir kitabın geçen yıl çıkmış. Evet, 1 sene oldu. 1 yaşında, 1 yıl olmuş. 6. baskısı çıkmış. Bu kendi hem cinsim olarak çok gurur verici bir şey. Çünkü programımda birçok kişiyi ağırlıyorum ama 6. baskıyı yapan nadir şairlerden ve teşekkür ilk ederim. Kitabıyla böyle bir talep yakalayan nadir şairlerden biri olabileceğinizi düşünüyorum. Görünen o. 6. baskı sizi hangi taleple birlikte bu duruma getirdi? Şimdi biliyorsunuz artık sanat ve sanatçı sanal ortama yansımış durumda. Bazı sosyal medya sayfalarını biz de tabii ki kullanıyoruz artık. Tabii ki. Çünkü olmalı da zaten. Teknoloji akıllıca kullanılmalı. Ben sanatımı seviyorum. Kesinlikle. Yaptığım sanatın da arkasındayım. Kesinlikle. Dolayısıyla bir şekilde tabii ki ben de ön planda olmak istiyorum. Tabii. Çünkü duygularımı bu kadar emeği bir çalışma haline getirdik ve bunu herkesin okumasını istiyorum. 7 cihanın 7.sinin sonundaki bir insan dahi şiir seviyorsa ben ona ulaşmalıyım. Ulaşmak için de her türlü mücadeleyi veriyorum. Çünkü şiir ölmemeli, şair ölmemeli ve bu sanat, bu önemli sanat, insanlığı bu kadar ilgilendiren bu önemli sanat yaşamalı. Ben bunun mücadelesini kendi açımdan veriyorum. Ulaşmam gereken yer noktalara ulaşıyorum, ulaşmam gereken insanlara ulaşıyorum. Ben bir kitabımı kitap evine bırakıp da birileri gelsin bunu buradan baksın, işte hoşuna giderse alsın aşamasında değilim. Evet. Çünkü ben seviyorum ve değer veriyorum sanatıma. Kesinlikle. Ben sanatıma değer verdikten sonra tabii ki arkasında duracağım. Tabii ki imza günleri de düzenleyeceğim. Kesinlikle. Gazete röportajları da yapacağım. Tabii ki. Tabii buradan ki kalkıp büyük şehre de gideceğim. Yeri gelecek buradan kalkıp bir dağ başında bir ilçeye de imzaya gideceğim. Çok güzel. Benim bu aşamada ilerletmekte olduğum 2 tane projem var kitabın dağılımı ile ilgili. Buyurun onları da dinleyelim isterseniz. Bir tanesi şiir ile yürekten engeller kalksın projesi var. Bu aşamada engelli bireylerimize hediye kitaplar, sponsorların destekleriyle hediye kitaplar veriyoruz. Kimi zaman yetişemediğimizde biz ben kendim gönüllü olarak hediye kitaplar imzalıyorum. İkinci aşamada kitap okumayan sporcu kalmasın projemiz var. Burada da kimsenin belki de bilmediği birçok yerden adını duyuramamış spor kulüplerine, özellikle ilçeler olmak üzere, tercihimiz genelde oralar, spor kulüplerine gidip oradaki sporculara kitap imzalıyoruz, hediye kitap. Onlar bize forma hediye ediyorlar. Çok güzel. Hem böyle bir sanatçı sporcu buluşması oluyor, hem de sevip hoşlarına gidiyorlar bu ziyaret. Kesinlikle. Bazen nezaketen onların bana imza günlerinde dönüşleri oluyor. Düşünün, bir masada imza yapıyorsunuz, bir futbol takımı karşıdan size moral vermek için geliyor. Evet. Bu anlamda bence de teknoloji çağında, uzay çağında her açıdan kitap ve şiir anlamında tanıtım kullanılmalı. Tabii ki değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İlişki boyutunda da akıllıcı ilişkiler şu detay çok önemli. Kişilere ulaşılmalı diye düşünüyorum. Eskiden az ve özdü sanatçılarımız, evet. Şairlerimiz, yazarlarımız az ve özdü. İnsan sayısı da azdı. Kesinlikle. Şimdi neredeyse her haneden bir şair, bir yazar çıkabiliyor. Bir sanatçı dolayısıyla çıkabiliyor. Ön planda olmalısınız. Bu insanlarla bir yarış halindesiniz ister istemez. Sizin de kitabınız sizin de kitabınız okunmalı. Sizin de eserleriniz okunmalı. Çünkü kesinlikle. Dediğim gibi seviyorsunuz. Evet. Sevdiğiniz için bu işi yapıyorsunuz. Duygularınıza da güveniyorsunuz. Tabii ki ister istemez bu bir tatlı bir yarış ve rekabettir. Biz de bundan etkileniyoruz.
Bununla ilgili de kitabın dağılımıyla ilgili de dediğim gibi projeler halinde kitap yürüyor. Sürekli bir projenin içerisinde aktif ve dahil olmaya çalışıyoruz oraya. Akılcı yöntemlerle olmalı da. Kesinlikle. Bizim başka kendimizden başka hiçbir reklam gücümüz yok. Yok. Bunu kabul etme de etmiyorum ben şahsen Neslihan Eyboğlu olarak kabul etme de etmiyorum. Hı hı. Çünkü ben bir anneyim, bir kadının başardığımı ilk önce kendi kendime ispat etmeliyim. Hı hı. Belki daha sonrasında bize verilecek olan destekleri değerlendirebiliriz. Ama ilk çıkış noktanız olarak akılcı bir yöntemle çıkmışsınız. Tebrik ediyorum bence. Ya ben bundan gururlanmalıyım. Evet, ayakta durabilmek evet. için bu kadar bilinçli ve altyapısı sağlam bir şekilde çıkan kitabın ileride birileri tarafından dikkate alınmaması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Emin olabilirsiniz. Benimle birlikte kitabını çıkaran arkadaşlarım var. Bunlar yayın evi de olmak üzere o kadar çok zorluk çekiyorlar ki reklam boyutunda bazı şeyleri öne sürmek boyutunda. Belki de bizim bayan olarak da büyük bir şansımız var. Bu da mutlaka çok etkilidir. Çünkü mutlaka. Bir bayan olarak ortaya bir emek koyuyorsunuz ve bunu göz ardı edemiyor insanlar. Hı hı. Bu da belki bizim artımızdır ama bu artı da bir kitabı sadece bir iki baskı ileriye götürür. Çok şükür Rabbime başımı evet, yere siz, eğmedi evet, ve bir senede altıncı baskı yaptık. Baskı yaptınız. Güzel bir okuyucu kitlesine ulaşmış olduğunuzu gösteriyor bu kitapta. Kesinlikle. Da bu baskı bir hedefim var. Sayısı. Onuncu baskıya kadar getirip öyle bırakmayı düşünüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Kitaplara da beraberinde. Evet. Şu anda ikinci kitabın hazırlığı var. Allah izin ederse Eylül-Ekim gibi de onu çıkaracağız. Hı-hı. İkisi birlikte iki kardeş yol alacaklar. Yol alacaklar. Eminim güzel yol alırlar. Neslihan Hanım, bu akşamki programımızın sonuna geldik. İsterseniz son kez son mesajlarınızı söyleyip neler söylemek istersiniz? Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sizinle ederiz. Olmak büyük bir onur. Koşuşturmalarınız için siz de bize vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Büyük bir onur, büyük bir gururdu. Aynı şekilde. Özellikle bir bayan olarak bu güzel sohbetten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Kültür sanat adına zaten bizden öncekiler güzel etkinlikler yapmışlar ama biz gençler olarak daha aktif yer alıp aktif çalışmak istiyoruz. Çünkü Trabzon adı Türkiye'nin her yerinden duyulmalı. Kesinlikle. Kültür sanat ve edebiyat anlamında her yerinden duyulmalı. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Zaten Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi'nin yönetimindeyim. Evet. Sağ olsun başkanımız Kamuran Tuna Bey çok ilgilendi sanatımla da. Sanatçılığımla da her zaman desteklerini de veriyor. Birlikte derneğimizle birlikte, başkanımızla birlikte sağ olsun güzel çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Güzel işler başaracağız. Ben isterim ki Trabzon halkı da yapılan bu sanat camiası içerisinde yapılan bu etkinliklere davetlere katılsınlar, bizi yalnız bırakmasınlar. Kesinlikle. Sanatçıların kesinlikle. Sanatçılarımız zaten. Da az İlgi önceki bildiğim gibi bir bencillikten uzak durup birbirlerine destek olma yönünde daha iyi çalışırsanız daha da güzel olacaktır. İşler çıkartabileceğiz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Peki, teşekkür ederiz. Evet, Haberim Hamsi TV, Manşet 61 TV izleyicileri, takipçileri. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere, hoşça kalın.